Bankacılık krizi büyümeye devam ediyor ve bu sefer gerçekten çok büyük bir bankaya bulaştı. Deutsche Bank. Ben Deutsche Bank'ta sıkıntı olabileceğini Credit Suisse ile ilgili şu videomda bankanın ismini söylemeden bir Alman bankası sırada olabilir diye belirtmiştim. İsmini söylememin sebebi kurallara, kanunlara aykırı bankalar hakkında böyle yayınlar yapamıyoruz. Peki nedir Deutsche Bank'ın derdi? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Deutsche Bank çok 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 büyük. 1,4 trilyon dolarlık bilançoya sahip. Aşağı yukarı 850-860 milyar dolar büyüklüğünde fon yönetiyor. Stratejik önemde bir banka, küresel global bir banka, her yerde işlemdeler. Yani Deutsche'nin bir risk yaşıyor olması öyle Silikon Vadisi Bankası'na benzemez. Kabaca Silikon Vadisi Bankası'ndan 7 kat, Credit Suisse'ten ise 3 kat büyükler. Peki sorun nerede ortaya çıktı? Deutsche ile ilgili zaten hep dedikodular gezer. Fakat bugün itibariyle bu bankaya ait kredi default swaplarda nedir bunlar derseniz temelde bu bankaya borç veren insanların sigortası diyelim. Bunların primlerinde çok yükseliş var. Ne anlama geliyor bu? Bu banka borçlarını ödeyemez riski büyüyor demektir. İnanılmaz ekranda görüyorsunuz füze gibi yukarıya çıktılar. Aslında bu sorun Credit Suisse satışında başlamıştı. Hatırlayın Credit Suisse'de sıkıntı çıktı ve İsviçre hükümeti o hafta sonu alelacele UBS'e sattı bankayı. Normalde şirketin değeri 8 milyar dolardayken UBS'e 3,5 milyar dolara verdiler. Bir de üzerine bir sürü garanti verdiler ama orada çok tuhaf bir şey daha yaptılar. Normalde bir şirket batarken önce hissedarların parası yanar. Evet orada da 8 milyardan 3,5 milyar dolara döndü değer ama bir yarısına yakını alabildiler. Ama o bankanın bir de AT1 bonds denen özel bir bonosu vardı, borç bonosu. Buna additional tier 1 diyorlar. 17 milyar dolar büyüklüğünde. Bunlar geleneksel bonolar kadar güvenli değiller ve bir kurumun başı derde girdiğinde bu bonolarda yanabiliyor. Ama sıralamada önce hisse senedi sahiplerinin parası gidiyor, sonra bu bonolarınki gidiyordu. O gün İsviçre hükümeti ne yaptı biliyor musunuz? Buradaki 17 milyar doları siliverdi. Dedi ki yok kardeşim o para. Yaktı o parayı. Ve o bonoların sahipleri sıfır para alabildiler. Bu pek bankacılık tarihinde görülmüş bir şey değil. Çünkü dediğim gibi önce hisse senedi sahipleri yanar, onların parası sıfırlanır. Sonra sıra bono sahiplerine gelir ama İsviçre hükümeti o gün panik içinde böyle yapmadı, o parayı yaktı geçti. Şimdi onun yansımalarını görüyoruz. Çünkü dünyaya baktığımızda bu tip AT1 veya Additional Tier 1 bonolarının büyüklüğü küresel olarak baktığımızda 260 milyar dolar civarında. Asya'daki rakam 46 milyar dolar. Bizler gibi sıradan insanların alabildiği yatırımlar değil bunlar. Genelde bu tip bonoları çok zengin insanlar, private bankler yani özel bankacılık kanallarını alabiliyorlar. Ve baktığımda çok da iyi faizleri varmış. Mesela Credit Suisse'inki batmadan önce yıllık %9,5 veriyormuş avro bazında. Yani çok değerliler ve bu bonoları alan insanlar hani şöyle düşünüyorlar. Bunlar çok büyük marka. Deutsche'ler, Credit Suisse'ler bunlara bir şey olmaz. Arkalarında 50 tane güvence var. O yüzden gidip güvenip almışlar. Fakat Financial Times'ta yayınlanan bir makaleye göre şu anda özellikle Asya pazarlarında bu tip bonolarla ilgili panik satış var. Şu anda belki Amerika'ya da bu yansıyor. İşte bankacılıkla ilgili ürkütücü nokta bu. Hatırlayın Silikon Vadisi, Signature Bank gibi Amerika'nın küçük bankalarına bu sorun olmaz. Bunu çözerler demiştim. Credit Suisse'de biraz ürkmüştüm. Deutsche'den kesinlikle korkarım. Çünkü Deutsche'nin çözülememesi demek bütün küresel çapta büyük sıkıntıya gireriz demek. Ve bankacılıkla ilgili sıkıntı böyle işte bilemediğimiz bir sürü teknik ürün var. Tuhaf tuhaf ürünler var ve bu ürünlerin etkilerini kestiremiyoruz. Ben de daha evvel belirttim bir bankacı değilim. Dışarıdan birisi olarak bunları okumaya çalışıyorum. Ama Credit Suisse batarken bir video yapmıştım. Uyarıyorum diye hatırlayın. Bankacılıktaki sorun biraz beklediğimizin ötesine bir yere doğru gidiyor. Küçük bankaları çözdüler. Swiss'i de kurtarırlar ama gizli bir şeyler olabilir diye bakın işte buradan ortaya çıkıyor. Financial Times diyor ki şu anda özellikle Uzak Doğu'da panik var. Çok hızlı şekilde insanlar bu bonolardan kurtulmaya çalışıyor. Herhalde o Avrupa'ya sıçradı şimdi belki Amerika'da sıçrıyor. Bunun sonucunda bankanın kredi default swapları acayip prim yaptığı gibi hisse senedi de %10'a yakın düştü ki ay başından beri zaten %24 düşmüştü. Deutsche ile ilgili sorun olduğu hep konuşuluyordu ama şimdi bunun pratikte sonuçlarını görüyoruz. Şimdilik bilgilerim bu kadar. Daha fazla bilgim olursa size aydınlatmaya çalışacağım. Maalesef bu akşam dışarıdayım. Katılmam gereken bir yemek var. Ama belki Twitter'da gelirseniz tweet atabilirim arada karambolde yeni haberler gelirse. Zaten beni mutlaka Twitter'da da izleyin. Çünkü her şeyin videosunu yapmak zor. Onları Twitter'da paylaşıveriyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sorular varsa aşağıda paylaşın.